Merhaba arkadaşlar. Tekrar yine sizlerle birlikteyiz. İkinci dersimizi sizlerle yapacağız. Ben birçok derslerime başlarken şu sloganla başlarım. Soru çözmeden sınav kazanılmaz. Bu derslerimizde tabii ki fazla soru çözme imkanımız olmuyor. Zaman yetersizliğinden dolayı. Konuları atlamayalım diye bol bol konu anlatıyorum ama örnek olarak az da olsa soru çözüyorum. Fakat biz bu konuları, anlattığımız konuları pekiştirmek adına da mutlaka çok çok soru çözmemiz gerekiyor. Yeterli düzeyde soru çözmemiz lazım. Burada bir şeyi hatırlatmak isterim. Türkiye'mizde her yıl 3000'e yakın okul birincisi olan bir öğrenci üniversite sınavında bir yere yerleşememektedir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bilgisine güvenmektedir ama yeterli düzeyde soru çözmediği için de yeterli bir başarı elde edememektedir. Bu açıdan ben başaranlar hep görmüşümdür. Çok soru çözüp de sistemli çalışanlar ama okul birincisi olmasa da vasat öğrencilerin çok harika yerler kazandığını ben biliyorum. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ekranımıza tabii ki her zaman hatırlatmak adına gelecek olan soruların hatırlatılması açısından yine soru dağılımlarımızı kısaca ekrana getirdim ve devam ediyoruz. Bugün Mekke'nin tarihiyle ilgili konumuzu sizlerle paylaşacağım. Mekke'nin tarihi önemli çünkü Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği ortamın iyi bilinmesi, Peygamberimizi anlama, sünnetini anlama, dinimizi anlama konusunda bize bir fikir verecektir. Özellikle Cabiri'nin bir kitabı var demiştim, hatırlıyorsunuz. Arap aklının teşekkülü. Yani Arap aklını o günkü yaşanılan ortamdaki insanların algılarının ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. İşte oradaki çok evliliklerin olması, oradaki hamiyet duygularının olması, oradaki farklı yaşam tarzlarının olması, çöl şartlarında insanlar neyi ne şekilde algıladıklarını bilmek çok çok önemli. O ortama gitmek lazım, anlamak lazım, empati kurmak lazım. Empati kurulmadığı zamansa anlamada zorlandığımızı görürüz. O açıdan o ortamın Arap dilinin özelliklerini de bilmek gerekiyor. Evet, bir ticaret merkezi olarak Medine, Mekke ve Taif'i görüyoruz. Bilinen bir yönüyle Taif ekonomik anlamda bir sektör olarak da varlığını sürdürmektedir. Ki Hicaz'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi Mekke'dir başta, Medine'dir ve Taif'tir. Evet, Mekke'nin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanır. Ben tabii ki mizansen olsun diye o güne aitmiş gibi bir böyle bahçeli evler ve ortasında da efendim Kabe'yi koyduğum bir mizansen yaptım ki bir vadide özellikle kurulmuştur Mekke. Mekke'nin içerisindeki Kabe ve yerleşim yerleri. Evet, şunu diyebiliriz bir yönüyle Mekke yeryüzünün aslında kalbidir. Belki tam ortasıdır. O açıdan yeryüzündeki ilk inşaat olması açısından da, ilk yapı olması açısından da çok önemli bir stratejik yerde bulunmaktadır. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Evet, Mekke'nin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanır dedik ki İbrahim peygamber, üç dinde de çok önemli bir peygamberdir. Yani her ne kadar Hristiyanlıkta peygamberle ilgili bir inanç yapısı olmasa da ama Hazreti İbrahim'i bir peygamber olarak kabul ederler. Yahudiler de bir peygamber olarak kabul ederler. Hatta Yahudilere göre ilk Yahudi peygamber Hazreti İbrahim'dir. Ve bizim dinimizde de Hazreti İbrahim büyük peygamberlerden. Büyük derken yani önemli ede taşı diye bildiğimiz tarihin dönüm noktasında önemli yere sahip olan iklimlerde gönderilmiş bir peygamberdir. O açıdan tabii ki bizim dinimizde resim yapmak, peygamberlerin resimlerini yapmak caiz değildir hani. Ama biz burada akademik anlamda fotoğrafik kavramaya belki destek olur diye başka dinlerin yapmış olduğu yani İslam dini kültürü içerisinde olanlar özellikle peygamberlerin hayatlarını hazırlarlarken minyatür türünü seçmişler. Ama tabii ki bilgi anlamında sonuçta bir insan o da böyle bir mizansen edecek şekilde de başka dinlerin yapmış olduğu bir peygamber tasvirini de bazen buraya koymuş oldum.
yani fıkıh açıdan olaya bakmıyorum. Bunu da burada belirtmek olayım. Evet, Mekke'nin tarihi dedik Hazreti İbrahim'e dayanır ki Hazreti İbrahim'le ilgili özellikle 100 yıl boyunca evlat hasretiyle beklemesi ve sonrasında bir evladının olması, sonrasında bir şükür, bir İsmail'ini kurban etme anlamındaki teklifle karşı karşıya gelmesi, nefsiyle bir şekilde mücadele edişini anlatır. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Ali Şeriatı'nın Hac kitabında kurban bahsinde bu olay çok ilginç olarak anlatılır. Evet, ondan önce Mekke ve civarında altını çizeceğimiz bir kavram var. Amalikalılar. Amalikalılar, hani Amerikalılar der gibi hemen çağrışım yaptı. Amalikalılar, Arap kabileleri ve Kehtanileri bir kolu olan Cürhümlüler yaşamıştır. Tabiatıyla günlük yaşamları savaşla geçen, günlük hikayeleri ve anlatımları ve sohbetleri savaşla geçen, falancanın işte kellesini getirmiş diyor, biliyor musun falan gibi, bundan da zevk duyan bir toplum, düşünebiliyor musunuz? Biz mesela bir kelle görsek, kopmuş bir kelle olsak herhalde uyuyamayız. Şoklar yaşarız. Ama o gün diyor ki bunu zevkle söyleyebiliyor. Falancanın kellesi gelmiş bugün diyor. Oo harika falan, böyle çok rahat bir şekilde bir anlatım tarzları var. Çünkü hamiyet duyguları böyle galeyana gelip geçmiş savaşlarda şu kadar kellemiz vardı diye anlatmak onlar için çok önemli bir ahlakı kuraldı. O zaman toplumdan topluma ahlakı algılar da değişebilmektedir. Çok ilginçtir. Evet, savaşçı bir millettir ki o güne ait bir resim figürünü sizlerle paylaştım. Ki o günlerde tabii ki senenin belli aylarında biliyorsunuz ki 4 ayda savaşılmaz haram aylarda. Ama diğer aylarda sürekli kabileler arasında kan davaları hep sürer giderdi. Kan davaları bitmek bilmezdi. Sürekli seferler olurdu. Yani o gün hayatın içerisinde atlar, develer, kılıç, yani bunlar çok önemli unsurlar. Çok önemli unsurlar. Yani bizim şu andaki kafamızdaki barış örgüsü neredeyse yok denecek kadar zayıflamıştır. Ekranda görüyorsunuz Arap köyleri, Arap devletleri özellikle yerleşim yerlerinde evler ekranda gördüğünüz gibi çamurdan ve hatta birbirine birleşik olarak yapıldığını görüyoruz. O açıdan hani aklıma geldi. Peygamber Efendimiz diyor ki 40 ev 40 eve komşudur. Sağdan, soldan, arkadan, önden bütün şehir komşudur. Çok ilginç yani. Şimdi bu yapı hala bazı Arap köylerinde hala devam etmekte. Ben en son şeyde görmüştüm buna yakın bir ev yapısını. Mısır'da görmüştüm. Mezar şehir diye bir yer var. Orada mezara benzer evler var. Orada köleler yaşıyor. İşte mezara girip de hani yatar gibi büyükçe mezar büyüklüğünde evler var. Adı mezar şehir. Ve insanlar böyle ilginç yerlerde yaşıyor. Evet. Hazreti İbrahim 3 dine göre de en büyük peygamber olarak kabul edilir demiştim. Bunlar mizansen çalışmalar. Allah'ın emriyle eşi Hacer'i ilk çocuğu İsmail'le birlikte efendim Filistin'e, Mekke'ye götürmüştür. Şimdi Mekke'ye götürmesinin illaki bir gerekçesi vardır. Sosyal gerekçeleri vardır. İlahi gerekçeleri vardır mutlaka. Bununla ilgili ihtilaflar var işte. Diyelim ki diğer eşi olan Sare ile kıskanma anlamındaki aynı ortamda olma gibi sıkıntılar yaşandığı gibi değişik rivayetler var. Ama sonuçta Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte eşi Hacer'i Mekke'ye götürmüştür ve orada bir yerleşim yeri oluşturmuştur. Evet, Filistin'den Mekke'ye arkadaşlar. Ve İsmail orada büyümüştür. Serpilmiştir, delikanlı olmuştur. Oranın yerleşim yerinde Cürhümlüler vardır. Cürhümlüler, Arapların en eski kabilelerinden bir tanesidir. Cürhümlü bir kızla evlenir ve Arap
bir kızla evlenir. Arap deyince hemen siyah akla gelmemelidir. Yani Araplarda bizden daha beyaz tenli insanlar var. Yani hafif esmer olan var, beyaz tenli olanlar var. O açıdan Arap kavramı bize bazen Türk filmlerinden mizansen olarak kalmıştır. İşte Arap bacı falan. O açıdan ırk olarak düşündüğümüz zaman Hazreti İsmail yani Orta Doğu'dan gelen bir ırka sahip. Yani hatta Urfa tarafından gelen bir yapıya sahip. Haliyle Peygamber Efendimiz'in soyuna bakacak olursak Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, onun torunu Adnan'dan devam ede gelen bir soya sahip. Yani Arap bir kızla, cürhümlü bir kızla evlendiği için müstearap diyoruz. Araplaşmış yani. Sonradan Araplaşmış. Yani bir melezden söz etmek mümkündür. Haliyle orada bir Arap düğünü, o güne ait bir mizansen etmeye çalıştım burada da. Ki o günlerde Arap evlerinin, yaşantısının, eğlencesinin figüre edildiği bir fotoğraf koydum. Burada hemen şunu ifade etmek isterim. Filistin'de yaşayan Hazreti İbrahim ailesinin 3. ziyaretinde, yani önce bırakmış, gelmiş, 3. ziyaretinde Kabe'yi yapmışlar, inşa etmişler İsmail ile birlikte. Hac yapmayı da Hazreti İbrahim vahiy ile öğrenmiştir. Şimdi Hazreti İbrahim zamanında yapılmış olan Kabe küp şeklinde değildi. Şöyle dikdörtgen şeklinde küp düşünün bakın. Ne diyoruz onu? Dikdörtgen şeklinde idi. Nasıl bu hale geldi yani küp şeklinde geldi diye soracak olursanız Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Kabe bir yangın geçirmişti. Kabe yerle bir olunca artık hiçbir malzeme kalmamıştı. O sırada da Bizans'tan Habeşistan'a giden bir gemi vardı, yük gemisi. O yük gemisinde kilise yapımında kullanılmak üzere malzeme göndermişti Bizans. Nereye? Habeşistan tarafına. Karaya çarpınca gemi Cidde civarlarında, yani karaya çarpmış, karaya oturmuş, artık kalkamaz hale gelmiş. Geminin malzemelerini, bütün malzemeleri gidip satın alınmış. Helal paralarla tabii ki toplanmış. Öyle haram bir para olamaz diye. Müşrikler helal haram nedir biliyorlarmıştı. Onu söyleyeyim yani. Özellikle dini konularda. Dini derken yani Kabe'ye dayalı olan, saygıya dayalı olan dinden bahsediyorum. O malzemeleri getirmişler. İnşaatta bizzat Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Ama malzeme yetmemiş. Malzeme ancak küp şeklinde yapılmaya müsaade edecek düzeyde olmuş. Ve böylelikle küp şeklinde kalmış. O günden bugüne kadar küp şeklinde varlığını sürdürmüştür. Onun için ekranda Kabe'nin yukarıdan bir krokisini görüyorsunuz. Evet, küp şeklinde yapılmış. Bir de şöylece onu sarmalayan Hatim, Hicri İsmail dediğimiz bölüm var. Yani bu ne demektir? Kabe aslında böyleymişti, tamam mı? Buraya malzeme yetmediğinden dolayı burayı da böyle bir avlayaraktan, bir avlu yaparaktan Kabe'nin içerisindedir burası ha der gibi bir yapı olmuştur. Onun için tavaf yaparken buranın etrafından dolanırız. Buradan hani bazen Türkler diyor ki ya şuradan geçiversek ya şudur budur diyorlar kısa yoldan ama olmaz öyle şey. Kısa yoldan hani biz çok severiz onu. Buradan kısa yoldan buranın içerisi yani Kabe'nin içerisinde kabul edildiği için burada kılınan namazlar Kabe'nin içerisinde kılınan namazlar gibidir. Şimdi soru buradan nasıl gelebilir? Kabe'nin ilk yapılışındaki özellikle dikdörtgen şeklindeki olan yapısı niçin küp şekline dönüşmüştür diye sorarlarsa bunun sebebini basit anlamda malzeme yetmemiş falan. Harç bitmiş yapı paydası diye bir laf var. Hani tabiri caizse öyle olmuş arkadaşlar. Bunu da burada anlatmadan geçemeyeceğim. Evet. Hazreti İbrahim insanları hac etmeye davet etmiş ve ailesiyle de ilk defa hac ibadetini ilk kez kim yapmıştır diye soracak olursanız Hazreti İbrahim hac ibadetini burada deruhte etmiştir. En eski kaynaklarda Kabe aslında Hazreti Adem ve oğlu veyahut da oğlu Şit tarafından ya Adem ya da Şit tarafından yapılıp yıkılmış bir temel üzerine yapılmış.
yeryüzünde mabedidir. Adına Beytullah denmiştir. En kutsal, en güvenilir bir mekan olaraktan yeryüzüne hediye edilmiş bir yapıdır. Evet, güven tek kullanımlıktır. İnsanlara bir kere güvenirsiniz, ikinci kez güvenemezsiniz. Güven çok çok önemlidir. Yaşamın olmazsa olmazıdır. Yani güvene dayalı bir ortam, bir toplum, bir devlet yapısı olmadığı sürece kendinizi iyi hissetmezsiniz, mutlu hissetmezsiniz. Tevhid dininin en temel özelliği de güven ortamının oluştuğu, insanların, toplumunun, yapısının, yaşam tarzlarının güvene dayalı olarak bir yapı ortaya koyduğunu burada koyuyoruz. Bu da insanları mutlu edecektir. O açıdan Mekke'ye el-beledül emin ifadesi kullanılmıştır. Güvenli belde. Veya da el-beledül haram, kutsal ve dokunulmaz topraklar. Evet, ihrama girdiğimiz zaman sesimizi bile yükseltmiyoruz. Değil mi? Yani o kadar çok kendimize dikkat ediyoruz ki aman bir karıncayı ezeceğim diye korkuyorsun. Aman duygularınızı saflaştırıyorsunuz. İnsanlara itimadınız biraz daha fazlalaşıyor. Yani eğitim. Bu çok önemli. İşte burada el-beledül haram, kutsal ve dokunulmaz topraklar veyahut da kısaca harem adı verilmiş olmasının sebebi o. Harem ifadesinin nereden kaynaklandığına dair bir soru çıkarsa bunun menşeini de burada bilmekte yarar var. El-beytül haram, kutsal ve dokunulmaz haram. Hatta el-beytül atik ve el-beytül atik, eski ve şanlı bir ev ifadeleri kullanılmış. O açıdan buradaki yapılmış olan mescide de arkadaşlar el-mescidül haram ifadesi kullanılmış. Kutsal ve korunmuş ibadet yeri isimleriyle anılmış. Mekke yeryüzünün merkezi, Müslümanların da kıblesidir. Biliyorsunuz ki فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ diye ayet indiğinde artık yüzümüzü Mescid-i Aksa'dan artık nereye dönmüş olduk? Kabe'ye dönmüş olduk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Mekke hangi kavramla tanınmaktadır veya da ifade edilmektedir? Ümmül Kura, Ümmül Kura ifadesi şehirlerin anası demektir. Ümmül Kura bu şekilde de anılmaktadır arkadaşlar. Hazreti İsmail tarafından yönetilen Mekke ve Kabe bir nesil sonra, bak bir nesil sonra bu Cürhümlülerin eline geçmiş. Ben Cürhümlü deyince hep cürüm işleyen adamlar aklıma geliyor yani fotoğrafik olarak da. Zaten hep işi gücü cürüm işleyen, suç işleyen, günah işleyen bir grup. Sen ne cürüm işledin derler. Cürhümlü aklımızda fotoğrafik olarak kalsın. Bu cürhümlülerin eline geçmiş. Önceden Hazreti İsmail'in tebliğ ettiği dini benimsemişler bu cürhümlüler ama zamanla sapıklığa düşmüşler. Kabe'ye saygısız davranmaya başlamışlar arkadaşlar. Yani menfaatlerine uygun gelmemiş. Hatta putperestlerin de en temel özellikleri budur. Evet, ekranda görüyorsunuz. Bir yandan putları var. Bir yandan çılgınca eğlence var, içki var, kan var, görüyorsunuz değil mi ekranda? Böyle bir ortam mizansen etmek anlamında, aklımızda fotoğrafik olarak kalsın diye. Törenleri olan, mizanseni olan bir yapı. Ve özellikle dünya bir bambaşka farklı yapısı itibariyle sürekli kan, savaş, mücadele, ne bileyim artık dünya bir bambaşka atmosfer içerisinde varlığını sürdürüyor. İşte bir takım geçmişteki yaşadıkları atalarının anıtlarını dikerekten onları kutsallaştırdılar. Çeşitli taşlarla yaptılar anıtları görüyorsunuz ki. Bunlar yeryüzünde Tanrı'nın temsilcileri olarak görmüşler bazı milletler tarafından. Onun için bu temsilcilere biz, değil mi, verelim mektubu Allah'a da götürsün der gibi, postacı gibi de düşünmüşler. Putları böyle aracı kıldıkları için de şirke girmişlerdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz kölelik çok fazla. Kadınlar özellikle alınıp satılan bir meta. Yani cariyelik, yani savaşta esir edilmiş olan kadınlar gördüğünüz gibi ekranda arkadaşlar mal gibi pazara çıkartılıyor. Teker teker satılıyor. Çok evlilikler var. Bir insanın istediği kadar cariyesi olabilir. Parası ne kadarsa o kadar cariyesi olabiliyor.
Parası varsa cariyesi olabiliyor maalesef. Ve toplum olaraktan özellikle çöl şartları içerisinde yaşanıldığı için hayatı algılama, yaşam tarzları farklı olmaktadır. Ben mesela Umre'ye gittiğim zaman, Türkiye'ye geldiğimde ki herkes öyledir mutlaka, 2-3 ay kendimize gelemiyoruz. Çünkü bir atmosferden çıkıyoruz, sanki bir gezegenden gelmişiz, dünyaya bir başka yere gelmişçesine intibak edemiyorsunuz. İşte Kabe'desiniz, işte Umre'ye gittiniz, Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'deki insanlar şöyle şöyle bakıyoruz. Bunlar kim ya? Allah Allah. Bunlar ne yapmaya çalışıyor gibi değişik intibalar ve algı konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Belli ki Peygamber Efendimiz'in yaşadığı ortam böyleymişti. Evet, Araplar özellikle böyle göçebe halinde olanlar, yerleşik halinde olanlar şeklinde varlıklarını sürdürüyor ve savaş kaçınılmaz bir şey. Yani savaş o açıdan insanların ömürleri zaten sağlık açısından da kısaydı. Yani düşünüyorum da ben okuduğum kadarıyla işte Peygamber Efendimiz'in kızları Hazreti Fatıma dışında hepsi kısa kısa bir zamanda vefat etmiş. Oğulları doğduğunda veyahut da doğunca hemen vefat etmiş. İnsanlar sağlık ortamında sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanamadığı için özellikle çeşitli hastalıklardan ölümler çok çok oluyordu. Bir insan 30-35 yaşına gelince artık ihtiyarlık yaşı başlamış oluyor ve artık hele hele benim gibi 55-56 yaşındaki olan insanlara da piri fani diyorlar, yani çok yaşlı insan diyorlar. Tabii ki insan kendisini hissettiği yaştadır derler. İşte o açıdan sağlık şartlarının, medeniyet şartlarının oluşturulması adına Peygamber Efendimiz ne kadar çok büyük mücadele vermiş temizlik konusunda. Sadece yere tükürmeyi yasaklayan ben 76 tane hadis buldum. Yere tükürme. Yola engel olan şeyi kaldırmak imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Nedir yola engel olan şey? Ya Araplar yere çok tükürür, sümkürürlermiş yani. Gelen geçene de eza verirmiş. Sebebi vurudu da odur zaten. Düşünebiliyor musunuz? Medine'ye hicret edildiğinde zaten yerleri tamamıyla kireçle dezenfekte etmiştir. Su kuyularını ayrı bir yere, ondan sonra tuvalet kuyularını ayrı bir yere yaparaktan Yesrib artık bir Medine olmuştur. Medine şehri olmuştur arkadaşlar. Evet, her türlü ahlaksızlığı yapmışlardır. Kimler? Cürhümlüler. Şimdi ahlaksızlığın hakim olduğu bir toplulukta çocuklar yetişse ahlaksızlığa ahlaksızlık der mi? Demez tabii ki. Çünkü ona göre yaşıyor. Ona göre normalmiş gibi geliyor. Normal bir ortamda bu şekilde düşünüyor. Mekke aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ekim bitmeyen bir vadi olarak tanımlanır. O açıdan ekim bitmeyen bir vadi olması açısından düşündüğümüz zaman orada tarım yok. Hayvancılık da yok. Tarım olmayınca hayvancılık olmayacak. Bir kere Mekke'nin dağlarına baktığımız zaman volkanik bir dağ özelliği vardır. Volkanik dağların bulunduğu yerlerde ağaçlar biter mi? Bitmez tabii ki haliyle. Böyle çakmak taşları, kara kara taşlar var. Haliyle orada neredeyse hiçbir bitki yetişmemiştir diyebiliriz yani, az da olsa. Onun için çöldür, iklimi oldukça sıcak ve serttir. Mesela Mekke'nin iklimine baktığımız zaman çok sıcak ve bunaltıcı bir hava vardır. Ama Medine'ye gittiğiniz zaman biraz daha serinlikler görürsünüz. Çünkü hurma bahçeleri vardır, tarım vardır, hayvancılık vardır. Haliyle iklimlerin insan üzerinde etkisi olduğunu söyleyen İbni Haldun'a biraz hak vermemek mümkün değil. O iklim şartlarının insanın davranışlarına çok büyük etki oluşturduğunu söyler. Ben de hep düşünmüşüm durumu. Mekke'deki olan insanlar niye böyle sert, böyle bağnazca davranıyor diye bazı. Herkes değil tabii ki. İklim şartları insanların tabii ki davranışlarını çok etkileyebiliyor. Ama Medine'ye geldiğimde insanlar daha latif, hoş davrandıklarını görmüşümdür. Evet, ekim bitmeyen bir vadi olarak da tanımlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Hazreti İsmail annesi Hacer ile bu vadide susuzluk çekmişler. Anne Hacer Safa ve Merve tepeleri arasında koşuştururken su bulmak için ümidinin tükendiği bir durumda Hacer'in İsmail'in olduğu yerden beklenmeyen ilginç bir su çıkmış. Bu suya zemzem diyoruz. Zemzem. Şimdi diyoruz ki hacca giden veya umreye giden amcaya diyoruz ki, amca diyoruz veya teyzeye, bu zemzem suyu o günden beri harıl harıl akıyor.
Neden böyledir? Ya suyu neden mi? Ah, kudreti ilahi hocam. Kudreti ilahiden sorumlu sorgu sorulur mu falan diyor. Tamam, doğrudur. Cenab-ı Allah'ın bir vergisi de bir kere biyolojik ve bir kere fizyolojik anlamda, coğrafi anlamda şunu bilmesi gerekiyor. Yeryüzünde en önemli bileşik kaplar gibi yeraltı nehri tam da bunun altındadır. Yani birinden birine devir daim oluyor sürekli sular. Bitmeyen su dediğimiz olay o. Bir de bir takım kanallardan gelen yeraltı nehri var orada. Yeraltı nehirlerinin suyu bitmez. O açıdan yani bilimsel olarak da olaya bakmak lazım. Tamam, Cenab-ı Allah tabii ki bunları yarattı ama bir kere Zemzem'in bitmeyişinin sebebi orada yeraltı nehirleri var altında. Yani suyu bitmeyen, birinden birine devir daim olan, bunu da burada anlatmadan geçemeyeceğim. Evet, artık Zemzem'de bulunmuştur. Geldik bu Huzalılar ve putçu Amr bin Luhay. Bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Çok önemli. Bu cürhümler hani çok cürüm işliyorlar ya hani. Mekke egemenliği altına almışlar. O sıralarda bu Güney Arabistan'da bir sel felaketi olmuştu ya dedim ya. Büyük tsunami gibi. Seylül Arim diyoruz bir bu sele. Bunun için cürhümler Arabistan'ın yani Arap Yarımadası'nın kuzey tarafına doğru göç etmişler. Mekke civarına gelen, bak burası önemli, Huza kabilesi Amr bin Luhay liderliğinde bu cürhümlerle bir savaş yapmış ve cürhümleri yenmiş, bu şehirden çıkartmış. Artık Mekke'nin lideri kim olmuştur? Amr bin Luhay. Bu Amr bin Luhay işte arkadaşlar putçuluğu getirmiş. Amr bin Luhay'ı hiçbir zaman unutmayalım. Ya daha önce Mekke putperestlikle ilgili, putçulukla ilgili hiçbir inancı yokken putperestlik Amr bin Luhay ile başlamış. Peki nasıl olmuş? Hemen putlar bildiğiniz gibi sembolik ağaçtan yapılma, işte ekranı da ben getiriyorum, ağaçtan yapılma, taştan yapılma, tuçtan yapılma bir takım figürleri oluşturmakta. Yani putlara tapmak Allah'a yaklaşmanın tek yoluydu. Zaten birçok millette de zaten putçu zihniyet vardır. Bugün Hristiyanlığın özellikle Katolik'te yoktur kesinlikle. Özellikle Ortodoks kiliselerde ikonlar vardır değil mi? Yani böyle Meryem ikonu, İsa ikonu, Haç ikonu bunlar hatta özellikle Ortodoks olanların evlerinin bahçesinin çıkışında böyle küçücük bir kümes gibi ne vardır? Bir kilise vardır. İnsanlar çıkarken takdis edip o şekilde girerler çıkarlar evlerine. Bereket açısından böyle düşünürler. Yunanistan'da ben görmüştüm onu. Arkadaşlar putlar bir şekliyle temsil kabiliyeti açısından düşünülür. Ve insanlar bunu görerekten Allah'a bu kimselerin şahsi manevesiyle ibadet ederlerdi. Böylelikle Allah'a ortak koşarlardı. Tarih boyunca putlar hep olmuştur. Ve o şekilde insanlar için bu anıtlar önemlidir. Tapınma hep olmuştur. İşte diyelim ki Hindistan'da da ilahe tapmak gibi görüyorsunuz. Efendim Samirilerde olduğu gibi. Yine bakınız burada bir tapınma ayini görüyorsunuz. Yine hakeza büyük anıtlar yapılmış temsili anlamda. Buralar ziyaret edilmiş. Ziyaretler esnasında da kurbanlar kesilmiş buralara. Adanmış. Cürümler Hacer-ül Esved taşını yerinden sökmüşler. Varmış eskiden beri. Ne yapmışlar? Gömmüşler. Bazı rivayetlere göre kaçırmışlar. Tam 22 yıl sonra geri getirmişler, yerine koymuşlar. Enteresandır. Bu Zemzem kuyusunu da kapatmışlar. Kimseye yar olmasın. Burayı içmesinler deyip de kapatmışlar. Çünkü yenildiler. Huzalılara yenildiler. Amr bin Luhay'a yenildiler. Giderken de gider ayak Zemzem suyunu kapatmışlar. Sonra cürhümlüler tekrar ilk yurtları olan Yemen'e kaçmışlar arkadaşlar. Evet. Yani putperestler özellikle putlara bir takım adaklarda bulunurlardı. İşte meyve koyarlardı yanlarına. Bugün de hala işte modern dünyamızda uzak doğu dinlerinin tapınaklarına gittiğiniz zaman insanlar çiçek koyuyorlar mı? Koyuyorlar değil mi?
Mum yakıyorlar mı? Yakıyorlar. Peki meyve koyuyorlar mı? Koyuyorlar. Daha neler neler koyuyorlar. Hala bu yapı değişmiş değil ki. İlla ki bu putperestlik, yani putperestliğe veyahut da tapmaya insan ruhu çok meyyaldir. Onun için Cenab-ı Allah affetmediği en büyük günah da şirktir zaten. Evet. Burada da görüyorsunuz, putlar aynı zamanda bir ticaret unsuru olarak da görülüyordu. İnsanlar özellikle tapmalarına vesile olacak bu putları da evlerine götürüyorlardı. Bu Huzalılar zamanında kabilenin ileri gelenlerinden olan bu Amr bin Luhay, Mekke ve Kabe idaresini tabii ki eline aldı ve tevhid geleneğini bozdu. Zaten onun zamanına kadar bir haniflik vardı zaten. Bir Hazreti İbrahim'den kalan hanif anlayışı, tevhid anlayışı vardı. Amr bin Luhay ile birlikte putperestlik başlamış oldu. Soru ne olur burada? Putperestlik Arap Yarımadası'nda hangi Arap lideri tarafından başlatılmıştır? Değil mi? O çok önemli. Amr bin Luhay'dan bir soru bekliyorum arkadaşlar. Amr Arabistan'a Hübel adında bir put getirmiş. Adı Hübel. Hübel en büyük put. Putu Mekke'ye getiren Amr, Zemzem kuyusunun üst tarafına ve Kabe'ye yakın bir yere putu koymuş. Herkese de bu puta tapmaya çağırmış. O tarihten itibaren de halk Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği bu tevhid dinine dayalı olan hanif inancını bıraktılar. Artık politeizm dediğimiz çok tanrıcılığı benimsemişler. Ve bu hadise Arapların İslamiyet'ten önceki tarihlerinde artık bir dönüm noktası olmuştur. Yani puta tapmadan önce puta tapma ile birlikte başlayan süreçler arkadaşlar. Evet, putlar her tarafta, dünyanın her yerinde var olmuştur, varlığını sürdürmüştür. Çünkü anıtlar olmazsa ideolojiler devam edemez. Anıtlar bir şekliyle ideolojilerin ayakta durduğunun temsili bir özelliğine sahipti. Onlar da kendi krallarını, kendi o toplumun ileri gelenlerini öne çıkararaktan toplumun dinamiklerini ve kültürel yapısını buna göre oluşturuyorlardı. Ki bugün de hala diyelim ki Buda'nın heykelinden tutun, uzak doğu dinlerde de bu şekilde tapınmaların olduğunu biz biliyoruz. Evet, Huzalılardan sonra Mekke'nin idaresi artık kime geçti? Arkadaşlar, Kureyşlilere. Kureyşler çok önemli. Kureyş kabilesinin eline geçtikten sonra Hazreti İsmail'in torunlarından Adnan, değil mi? Adnan'ın soyundan gelen bu Kureyş kabilesi uzun süre Beni Kinane'den olan akrabalarla birlikte dağınık gruplar halindeyken Mekke dışındaki çadırlarda yaşamışlar ve peygamberin 5. dereceden bir dedesi olan Kusay. İşte bu Kusay liderlik özellikleri çok öne çıkan bir insan. Mekke tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kusay bu toparlamayı yapmıştır arkadaşlar. Evet, Kureyş'ten Mekke'de oturanlara Kureyşül Bitah, Mekke dışında oturanlara Kureyşül Zevahir adı verilmiş arkadaşlar. Kusay Kabe'yi tamir etmiş tekrar. Hac ile ilgili menasiki tekrar düzenlemiş. O cürhümlerin gömdükleri Hacer Esved'deki Kabe'deki yerine tekrar koymuştur. Evet, kan yalayanlar ve koku sürünenler. Kimmiş bunlar kan? Milattan sonraydı, 480 yılında ölen Kusay'dan sonra Mekke ve Medine hizmetleri Abdüddar'a geçmişti. Abdüddar oğulları. Abdülmenaf oğullarının üyeleri bir kaba konulmuş güzel bir kokulu sıvıya ellerini daldıraraktan Kabe'nin duvarlarına sürerlerdi. Buna mutayyebin ifadesi kullanılırdı. Mutayyebin. Güzel kokuları. Yani yaptıkları ittifaka, sözleşmeye de Hülfül Mutayyebin adı verilmiştir. İşte bu Abdüddaroğulları'yla müttefikleriyle birlikte hareket edeceklerine dair ant içmişler. Bundan dolayı da kendilerine ahlaf, yeminliler ifadesi verilmiştir. Ve yaptıkları ittifaka da Hülfül Ahlaf denilmiştir. Şimdi kestikleri hayvanın kanlarını bir kaba koyuyorlar. Daha sonra ellerini bu kana bandırıyorlar. Daha sonra o kanları yalıyorlar böyle. Yalayaraktan yemin ediyorlar.
Şimdi çok garip geliyor insan ama buna le'akutü dem diyor kan yayılayıcılar. Böyle hılfü le'akutü dem yani söz verirken kan yalayarak işe başlamışlar. Bakınız burada garipsenecek bir şey yok. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Hani en sevdiğimiz arkadaşımız daha seninle kan kardeş olalım demişizdir. Elimize iğneleri batırmışızdır değil mi? Böyle kanlar çıkmıştır. Karıştırmışızdır böyle. Şimdi seninle kan kardeş olduk. Değil mi? Yani demek istediğim bu kan antlaşmalarda, sözleşmelerde çok önemli bir unsur olmuş. Ben dedemi hatırlıyorum. Kurban kestikten sonra hemen kanını hemen çocukların anlarına bir tane şöylece koyarlardı. Yani bir kutsanmışlık anlamında bir davranış olarak da benim hep aklıma geliyor. O açıdan yani yeminleşmelerde kan yalayaraktan söz vermek onlar için zihinsel anlamda bir modlama meydana getiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Artık o kadar kan var ki bu kandan artık yani sözleşmenin içerisine bile girmiş. Örneğin sınava başlamadan önce bir öğrenci suyla başlasa, niyet ettim sınava dese, Allah rızası için dese mesela. Bitince de şu anda sınavım bitti diye suyla bitirse. 5 gün, 6 gün böyle her gün sınava girse, suyla başlayıp suyla bitirse, önümüzdeki hafta sınava girdiğinde önüne su koysanız o suyu içmeden sınava başlayamaz biliyor musunuz? Çünkü zihin ona modlanıyor. Yani o açıdan bir takım söz vermelere dayalı anlaşmalar bu şekilde olmuştur. Bu özellikle sorulur. Hazreti Peygamber'in 3. kuşaktan olan bir dedesi daha var. Haşim. Çok önemli bir lider. Hatta Haşim Bizans İmparatoru ile gitmiş, görüşmüş. Mekke'den gelen ürünlerin özellikle Bizans'ta servis edilip satılması ile ilgili karşılıklı ticari bir anlaşma yapmışlar. Karşılıklı ticari anlaşmayı ilk defa kim yapmıştır diye sorarlarsa Peygamberimizin 3. derecede olan dedesi Haşim'dir. Ve böylelikle de artık hani serbest dolaşma ortamı dediğimiz ticaret anlaşmaları yapıldığı serbest dolaşım izni almasına da ilaf denir. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rihlete şitai ve sayf ifadesi de bunu ifade eder. Yani Kureyş'e serbest dolaşma imkanları verip yeni yeni pazarlar, yeni yeni alışveriş imkanları ve fırsatları Cenab-ı Allah vermiş olmasına rağmen yazın ve kışın her iki mevsimde bile ticaret etme fırsatları vermişken ama Kureyşler bu beytin Rabbi olan Allah'a ibadet etmeyi bıraktılar. Ne yaptılar? Putperest oldular. Nankör oldular anlamındaki ifadede bunu anlatır. İşte ilaf kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili buradan mükemmel bir soru çıkar arkadaşlar. İlaf. Bunu unutmayalım. İşte bu Haşim bin Abdülmenaf ticaret için Suriye'ye giderken bu Medine'de Neccaroğullarından Amr bin Zeyd'in kızı olan Selma ile evlenmiş. Bu evlilikten Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip dünyaya gelmiş. Haşim Filistin Gazze'de tabii ki ölmüş, orada vefat etmiş. Bu Abdülmuttalip annesiyle 8 yaşına kadar Medine'de kalmış. Sonra amcası olan Muttalip Şeybe'yi de Mekke'ye getirerekten Muttalip'in terkesinde şehre girerken o şehirdeki olanlar ne zannetmişler biliyor musunuz arkadaşlar? Onun kölesi zannetmişler. Yani Muttalib'in kölesi anlamında Abdülmuttalip ifadesi de buradan kalmıştır arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki Vali Ebrehe'nin olayını geçen dersimizde anlatmıştım. Bizans'ın sömürgesi olan Habeş Krallığı'na bağlı Yemen valiliğinden Ebrehe Kabe'nin ziyaretlerini kesmek istemiştir. Onun asıl amacı ticaret yollarını Yemen'e aktarmaktı. Şimdi tam da burada kalan bu fil yılını neden buraya da işledim ben? Çünkü Peygamber Efendimiz dünyaya gelecek. Önümüzdeki derste zaten Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişiyle ilgili, yaşadığı ortamla ilgili, gençlik dönemiyle ilgili zamanları sizlerle ben paylaşacağım. O yüzden ben bugün burada dersimi bitirmiş olacağım. Arkadaşlar kaldığımız yerden önümüzdeki derste devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize başarılar dilerim. Esen kalınız.